da içeriden bir konuşma yapacağımı, evin içinden konuşacağımı ifade etmek isterim. Değerli başkanlar, değerli parlamenterler, Avrupa merkezli siyasi, hukuki ve kurumsal değerlerin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin, dünyaya yayılmasının tarihi sanıldığı kadar eski değildir. Prensiplerin, değerlerin, mekanizma ve kurumların 70. yılını kutluyoruz. 70 yıl ortalama insan ömründen bile az bir zamandır. Bu sebeple bugüne ve geleceğe dair değerlendirmelerimiz büyük önem taşımaktadır. Dünyada olan biteni bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla, bütün acıtıcılığıyla tamamen aleyhimize olsa ve bize yönelik suçlamalar ve sorumluluklar içerse de kavramak ve anlamak mecburiyetindeyiz. Aksi halde bazı arkadaşlarımız Avrupa değerleri retoriğiyle konuşur, güzellemeler yapar ama Avrupa'da ırkçılık yükselir, İslam düşmanlığı güçlenir, antisemitizm, yabancı düşmanlığı had safhaya varır. Dünyanın birçok coğrafyasında savaşlar, çatışmalar, katliamlar, ölümler devam eder. Devletleri, ülkeleri ve coğrafyaları istikrarsızlaştırmanın ve dış müdahaleye açık hale getirmenin aracı olarak kullanılan, esasen batı kaynaklı olduğuna inandığım uluslararası terörizm büyür ve güçlenir. Petrole hücum sloganıyla yola çıkan, doymak bilmez emperyalist iştihalar, Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz'i çatışmaların merkezi haline getirmeye başlar. Demokrasi, insan hakları, stratejik bölgeleri kontrol etmenin ve petrol iştahının maskesine dönüşüverir. Değerli arkadaşlarım, çok beğendiğim bir söz vardır. İnsan nasıl öğrenirse öyle hatırlar. Avrupa bugün atıf yaptığımız bu değerleri nasıl öğrendi? Ağır sömürgecilik, insan ticareti, başka coğrafyaların zenginliklerini alıp götürmek, adeta kara para ile biriken sermaye ele geçen 19. yüzyıl, sömürgelerin ve kontrol edilen pazarların sayısını arttırmak için gerçekleştirilen ve 20 milyona yakın insanın öldürüldüğü Birinci Dünya Savaşı. Sonuçlar kimseyi memnun etmediği için yenilenen savaş üzerine 70 milyona yakın insanın öldürüldüğü İkinci Dünya Savaşı. İnsanlık tarihinin en büyük katliamları bu bulunduğumuz coğrafyada yaşandı. İnsanlık tarihinin en kanlı ve uzun savaşları bugün üzerinde konuştuğumuz bu topraklarda yaşandı. Bu savaşların ve ölümlerin failleri Orta Doğu halkları değildir, Afrika halkları değildir, Asya halkları değildir. Fail belli, Avrupa. Bütün bu yaşananlar, bugün atıf yaptığımız değerlerin nasıl öğrenildiğini ortaya koyan acı gerçeklerdir. Böyle öğrendik. Öğrenme şeklimiz, öğrenme tarihimiz bu değerlere sahip çıkarken, bu değerleri geliştirirken bize olumlu anlamda yol göstermeli. Bir daha bunlar yaşanmasın diye, bir daha bunlar sadece Avrupa'da değil, dünyanın hiçbir yerinde yaşanmasın diye uğraşmalıyız, gayret göstermeliyiz. Değerli başkanlar, bahsettiğim bu arka planı unutursak, dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle, ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka coğrafyalardaki devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak, Avrupa şehirlerinde sırça köşklerde oturup Avrupa değerleri retoriği ile kendi kendimizi aldatıp dururuz ve oyun dışı kalırız. Öncelikle Avrupa değerlerinin birer değer olduğuna, samimiyetle bütün insanlar için ve geçerli olması gereken değerler olduğuna biz inanacağız. Bu değerleri sömürü ve işgal heveslerinin, maddi çıkarların aracı olarak kullanmayacağız. Demokrasi ve insan haklarını başka ülkelerin iç işlerine karışmak için bir araç olarak kullanmayacağız. İşimize gelince demokrasi havarisi olup, işimize ve çıkarımıza gelmeyince demokrasiyi yıkan darbecilerin başını okşamayacağız. İkinci olarak çifte standardı bırakacağız. İnsanlar sadece Avrupa şehirlerinde yaşamıyor. Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da, Güney Amerika'da da insanlar yaşıyor. Aynen bizim gibi insanlar. Biz ne kadar insan haklarına, demokrasiye, asgari insani şartlarda bir hayata layık isek, onlar da o kadar layık. Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünün uzantılarını koruyup kollarken demokrasiden bahsedip, Mısır'da demokrasinin kökünü kazıyan darbeciyi sevip desteklemeyeceğiz. Mısır'da da demokrasi isteyeceğiz. Türkiye'de bölücü terör örgütüyle işbirliği içinde hareket ettiği tespit edilen bir parti kapatıldığı zaman eskiden demokrasi nutukları çekip Batosuna Partisi'nin kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin doğru bulması durumunda değerlendirme yapmazsak o zaman demokrasiyle ilgili samimi olup olmadığımız tartışılır. Değerli başkanlar, dünya değişti. Artık bazı ülkelerin sadece haklara, bazı ülkelerin sadece sorumluluk ve yükümlere sahip olduğu bir dünya yok. Bunun farkına varmalıyız. Her devletin hakları ve her birinin yükümlülükleri var. Oyunu biz kurarız, diğer devletler sadece oynar, dünyası bitti. Eğer hala o dünyadaysanız oyun dışı kalmışsınız demektir. Dünya üzerinde kendi kararını kendisi veren, sadece kendi halkının çıkarına göre hareket eden devletlerin sayısı hızla artıyor. Dünyayı hepimiz için yaşanılır kılabilmek ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya yapmaktan geçiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.